The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Merhabalar. Abdülaziz, ben Fluk Test ve Ölçü Aletleri firmasından bölge satış müdürü olarak çalışıyorum. Şimdi birazdan başlıyoruz webinarımıza. Öncelikle bir sesimiz geliyor mu onu bir kontrol edelim. Questions kısmından eğer sesimiz ulaşıyorsa bir geliyor diye yazabilirseniz. Çok seviniriz bütün katılımcılarımızdan. Evet. Geliyor deniyor. Çok iyi, çok güzel. Tamam. Tamam. Teknik bir durumdan dolayı. Onun için herkesten tekrardan özür diliyoruz. Bir saat geç başlamamız gerekti. Onun dışında vaktimiz de geldi aslında. Yavaş yavaş başlayabiliriz. Evet, öncelikle ben Muzaffer Bey'i de tabii tanıtayım. Muzaffer Tüntür. Kendisi bizim teknik kurumuz. Sağ olsun bugün bizi bilgilerinden ve tecrübelerinden istifade ettirecek. Kendisi Nefes Mühendislik ve Teknik Destek Uzmanı olarak görev alıyor. Ben birazdan sözü zaten Muzaffer Bey'e bırakacağım. Ondan önce sadece bir takım hatırlatmalar yapacağım webinarla ilgili. Öncelikle webinardaki sunumumuzu eğer almak isterseniz handout kısmı görülüyor şu anda. Webinarın sağ kısmında görüyor olmanız lazım. Oradan webinarın sunumu PDF formatında indirebilirsiniz. Akabinde formatını indirebilirsiniz. Sorularınız olacaktır muhtemelen webinar sırasında. Bütün soruları biz webinar sonunda, sunum sonunda Muzaffer Bey'le beraber cevaplayacağız, cevaplamaya çalışacağız. Onun dışında webinar bitince küçük bir anketimiz olacak, size otomatik karşınıza gelecek. Onu doldurmanızı sizden rica edeceğiz. Zaten webinar bitimine yakın tekrardan onu hatırlatmasını yaparız. Bir de sizleri daha yakından tanıyabilmek için onu da şimdiden duyurusunu yapalım. Mümkünse yakınınızda da bir Fluk cihazı varsa yoksa da problem değil. Bir selfinizi çekip bize göndermenizi istiyoruz. Hani biraz daha interaktif olsun diye böyle bir şey yapıyoruz açıkçası. Beni mail adresime gönderebilirsiniz. Ben burada mail adresimi de chat kısmından da paylaşacağım. Zaten kayıt linkinde size gelen e-maillerde mail adresim de mevcut. abdulaziz.krak@fluk.com. Birazdan da paylaşırım. Bizlerle webinar sırasındaki selfilerinizi de paylaşırsanız çok seviniriz. Onun dışında küçük bir soruyla başlayalım Muzaffer Bey. Evet, başlayalım. Bir şey olsun. Ben soruyu evet, hem bir ısındırma hem de webinar sırasında birkaç tane daha buna kadar soru soracağız. O mekaniği de daha iyi anlamış oluruz. Evet, şu anda ekranınıza bir soru geliyor. En sevdiğiniz futbolcu kimdir? Bu şekilde bir başlayalım. Hem böylelikle katılımcılarımızın hangi futbolcuyu daha çok sevdiğinde görmüş oluruz. Evet, benim yaşıtlarım da var galiba. Pele hayranları işaretledi. Evet, Pele şu anda evet. Cristiano Ronaldo şu anda başı çekiyor. Birazdan sonuçları da zaten göstereceğiz. Biz bunu seminerlerimizde hep yapıyoruz. Seminerlerimize daha önce katılanlar bilir. İlk ısındırma sorusu olarak konuya ısınma maksadında hep bu şekilde bir soru soruyoruz. Evet, birazdan. Evet, hemen hemen herkes şey yaptı. Bir paylaşalım. Evet, Cristiano Ronaldo birinci gözüküyor Muzaffer Bey. Evet. Alex ikinci, Fenerbahçe'den. Pele, Alex ve Pele aynı. Emre Berezoğlu da %4 gözüküyor. Evet, Cristiano Ronaldo daha çok seviliyor gibi. Evet, şu an için gündemde o var. Onun için demek ki arkadaşlar ona doğru taraf olmuşlar. Peki, izninizle evet, başlayalım. Sizde Muzaffer Bey, buyurun. Estağfurullah. Teşekkürler. Abdülaziz Bey beni biraz daha abartarak tanıttı. Teknik kurulu vesaire, estağfurullah diyelim.
Muzaffer Tüntür ben. Şimdi size proaktif bakımla ilgili birkaç sistemden bahsedeceğim. Proaktif bakıma geçmeden diğerlerine doğru göz atalım. Yani endüstrinin oluşumundan itibaren ne tür bakımlar uygulanmış ondan bir başlayalım. Reaktif bakımdan başlıyor. Genelde arızaya koşmak diye adlandırılıyor. Ve hala da kullanılıyor. Pek kullanılmasına şey yok ama hala kullananlar var. Ki şöyle ben bir Amerikalı'dan duydum. Fırık çalışanı geldiğinde söyledi. Çok şaşırdım. Amerika'da şu an için bu reaktif bakım dediğimiz bakım %50'ymiş kullanımı. Yani bir hayli yüksek bir rakam bence. Ki Amerika gibi ülkede. Bu ne tür bir şey? Arızaya koşmak diye adlandırılıyor. Aslında bir bakım programı falan yok. Personel bekliyor. Problem çıktığı zaman müdahale ediyor. Yani bakımcıdan ziyade tamirci gibi. Yani arıza gideren tamirci gibi. Bir pense tornavida ve bir basit bir multimetreyle koşuşturan bir ekip. Bunun bir avantajı var mı? Tabii ki bakım maliyeti düşük. Çok yetkin bir personele ihtiyacınız yok. Personel gideriniz de düşük bu nedenle. Ama dezavantajlar çok. Plansız, bazen felakete yol açan kesintiler oluyor. Söz vermişsiniz, bir şeyi yetiştireceksiniz, milyon dolarlık iş almışsınız. Ana makinanız aniden duruyor. Yani ve sekonder hasarlar da ortaya çıkıyor ki şeyinizde, sermayenizde riske atmış oluyorsunuz. Ve şeyinde arızalar bakım personelinin çalışma programını etkiliyor. Yani, böyle bir durum söz konusu. Bu böyle olmayacak deniyor ve önleyici bakım diye bir bakım sistemi ortaya konuyor. Bunun bir diğer adı da takvime dayalı bakım. Ne yapılıyor? Sürekli bozulan malzemeler, sarf malzemeler ve belli bir ömür biçiliyor. Deniyor ki bir tane rulman 3000 saat, trafonun yağı 5 sene. Örnek bunlar ama şeylere takılmayın, sayısal değerlere takılmayın. Rulman 3000 saat gibi ömürler biçiliyor. Bu saatlere gelmeden veya geldikten hemen sonra bu parçalar değiştiriliyor. Faydası var mı? Var. Şöyle ki elektrik arızalarının %50'si bu şekilde önlenebilir olmuş. Ekipman ömrü artıyor. Ekipman arızaları azalıyor. Ve personelin çalışması daha öngörülebilir. Ama siz durup dururken hiçbir şey olmayan bir makineyi durduruyorsunuz. Ben bunun rulmanı değiştireceğim diyor.